Evet, hepiniz hoş geldiniz. Malum geçtiğimiz çarşamba uzun süredir üzerinde çalışmış olduğumuz Degiyat'ın mimar üyelerinden oluşan bir çalışma grubunun ortaya koyduğu Pamukkale Köyü'nün mimari fikir projesinin lansmanını gerçekleştirdik. Sizlerle de basın mensuplarımızla da bu projemizin detaylarını paylaşmak, sizleri de bilgilendirme gereği duyduk. Onun için bugün bu toplantıyı düzenleme gereği duyduk. Dilerseniz önce yapılan projenin sunumunu ve render'ını sizlere izletmek ve sizlerle paylaşarak başlayalım. Daha sonra ben bu projeyi niçin yapma gereği duyduk Degiyat olarak, neyi amaçladık, neyi hedefledik, bunlardan bahsedeceğim. Sizlerin de soruları varsa onları alıp cevaplandırmaya çalışacağım. Ev pamuklu geçimini sağlayan ve turizmde az olsa hayvancılıkla uğraşan bir yer. Az önce sunumu da izledik. Halit Hocam da genel çerçeveyi sizlere çizmeye, anlatmaya çalıştı. Şimdi biz bunu, Halit Hocam'ın da bahsettiği gibi 2019 yılında bir mimari fikir yarışması olarak bu projeyi düzenledik. Maksadımız burada Pamukkale'nin şu anki atıl durumuna, özellikle Pamukkale Köyü'nün atıl durumuna dikkat çekmek. Buraya bir el değmesi gerekiyor. Buranın düzenlenmesi gerekiyor. Buranın da Türkiye'deki belli başlı katma değerli turizm geliri üretebilen kasabalara veya beldelere benzer bir hale gelebilsin, neden gelmesin diye düşünüldü. Örnek vermek gerekirse bir Alaçatı, Şirince, Kapadokya ve benzeri, Safranbolu gibi bir hale dönüştürülebilir eğer ki burayla ilgili bir irade ortaya konulursa diye düşünüldü. Tabii ki Pamukkale'yi, yani Denizli'yi aslında sadece sanayi ve ticari şehri olarak görmemek lazım. Aynı zamanda turizm potansiyeli de olan, çok yüksek olan bir şehir. Sadece Pamukkale'den de ibaret değil. Aynı zamanda bir Bozdağ kayak merkezimiz var. Bir Çalbekilli güney bölgesinde bir şarap üretimi, ciddi bir şarap üretimi yapabiliyoruz. Burayla ilgili bir ekoturizm üzerinde de Denizli'nin bence ilerleyen dönemde çalışması gerekiyor vesaire. Bunlar dallanıp budaklanabilir ancak biz tabii bir sivil toplum kuruluşu olarak her yere el atamayacağımız için önceliğimizi biz Pamukkale üzerinde değerlendirme kararı verdik. Pamukkale'nin de kendi içerisinde birçok turizm potansiyeli var. Biliyorsunuz sağlık turizmi ile ilgili çok büyük bir potansiyel arz ediyor. Az önce Ahmet Bey ile de ayaküstü konuştuk. Türkiye ve dünya nüfusu yaşlanıyor. Yani ilerleyen dönemde yaşlı bakım merkezi olabilme potansiyeli çok yüksek olan bir bölge aynı zamanda burası. Tarih turizmi potansiyeli malum. Dini inanç turizmi potansiyeli zaten var. Laodikya Kilisesi'nden kaynaklı ve etrafındaki tarihi şehirler düşünecek olursak. Tabii ki biz yine sivil toplum kuruluşu olarak bunların bütün parametrelerini ele alma gibi bir vaktimiz, enerjimiz, gücümüz yok. Ancak biz bu köyün ele alınması ve bu köyün rehabilite edilmesi, bu köyün mimari ve şehircilik anlamında tekrardan ayağa kaldırılarak buranın bir cazibe merkezi haline getirilmesini amaçladık. Tabii ki burada biz bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmemizin, isteklerimizin sadece nedeni şehir dışından ve yurt dışından gelen turistleri burada ağırlamak değil, aynı zamanda 1 milyona yakın nüfusu olan Denizli şehrinin insanının da bu Pamukkale'den olan kopukluğunu ve burayı kullanamamasını da ortadan kaldıracak bir proje olarak gördük. Yani bir uçuş turizmi, bir sağlık turizmi belki Denizli halkını Pamukkale'ye birebir bağlayacak bir link oluşturmayabilir. Ancak o kasabanın düşündüğünüzde, tahayyül ettiğinizde, misafirinizi ağırlayabileceğiniz, iş ortaklarınızı orada götürüp bir yemek yiyebileceğiniz veya eşiniz, dostunuz, ailenizle bir iki gün vakit geçirebileceğiniz bir yer haline orası dönüşürse, Denizli gibi nispeten Anadolu'nun alım gücü yüksek olan bir şehrinin insanlarının da kendi değeriyle arasındaki bağlantıyı da biz kurabiliriz diye düşündük. Yıllık 2 milyona yakın turist ağırlayan bu bölgemiz maalesef bu turist sayısından gerekli ekonomik çıktıyı alamıyor. Çünkü buradaki konaklama süreleri çok az ve aynı zamanda konaklayan insanların konakladığı süre içerisinde bir alışveriş yapma, zaman geçirme ve orada para harcama imkanları yok. Bu tesislerimiz maalesef mevcut değil. Bizler bile Denizliler olarak Pamukkale'yi düğünden düğüne, Karayurt'taki otellere gidiyoruz. Akşam oteli görüyoruz, otelden çıkıyoruz maalesef. Bütün bunları derlediğimiz zaman sadece bu söylemde kalmasın.
biz bunu somut bir şeye de dönüştürebilelim diye, bilelim diye düşündüğümüzde biz böyle bir yol çizdik kendimize. Halit Hocam'ın da az önce bahsettiği gibi mimari fikir yarışması olarak bir caddeyi ele almıştık 2019 yılında. Buna olan ilgi çok büyüktü. 50'nin üzerinde mimari ofis ve mimarımız katıldı bu projeye. Ve bu projenin birincisi olan proje o takvim yılı içerisindeki tüm Türkiye'de düzenlenen fikir yarışmaları içerisindeki birinciler arasından da onur ödülüne layık görüldü. Bu da bizim için bir onur kaynağı. Ve sonradan aldığımız bilgiye göre de bir sivil toplum kuruluşu Türkiye'de ilk defa bir mimari fikir yarışması düzenlemiş. Bu da bizim için onur gurur verici bir durum oldu. Daha sonra bunu biz belediyelerimize, idari makamlara ve kamuoyuna ve üyelerimize açtığımızda neden sadece bir sokak üzerinde çalıştınız da bütün köy ölçeğinde bir çalışma yapmadınız diye bir talep geldi bize. Biz de dedik ki bizim amacımız burada Pamukkale ile ilgili bir farkındalık yaratmak, buraya dikkat çekmek. Kamu idarecilerinin, kamuoyunun ve iş adamlarının bütün şehrin ilgisini buraya çekebilmek adına bir girişimde bulunduk dedik. Ancak tabii ki neden olmasın, bunun ikinci etabı olarak bütün bir köy ölçeğinde de çalışılabilir dedik. Sonrasında da DEGİAT'ın mimar üyelerinden oluşan bir çalışma grubu, az önce de bahsettiğimiz gibi 10 tane mimar arkadaşımızın yaklaşık 10 ayı aşkın bir süre boyunca burada gönüllülük esasına dayanarak bila bedel, emeklerini, vakitlerini harcayarak çok güzel bir proje ortaya konuldu. Tabii ki bu proje mevcut imar durumlarına, mevcut parsel yapılarına, oradaki kütlelere uyularak yapılmaya gayret edildi. Ama bu ne kadar uygulamaya kolaylık sağlayan bir proje önerisi olsa da bu birebir uygulanabilecek bir şey değil. Öncelikle onu bilmek lazım. Bu bir fikir projesi, bu bir öneri. Yani buradaki altındaki yatan asıl mesaj şu, buraya bir el değmeli, burası düzeltilmeli, burası tekrardan şehrin ekonomik ve sosyal hayatını ve ülkemize katılmalı ve ülkemize refah sağlayan, hem ekonomik hem sosyal anlamda refaha tahvil edilmesi gereken, atıl bekleyen bir potansiyel bir bölge. Biz buna dikkat çekmeye çalıştık. Bu konuda da bunu projemizi yerel idarecilerimize, kamu yetkililerine ve belediyelerimize de açıkladığımızda onlardan şöyle bir ricada bulunduk. Buraya ilerleyen dönemde buradaki dönüşüm sevgili basın mensupları yıkmayla, oradaki insanları mağdur etmeyle, oradaki halkın elinden mülklerini almayla olmaz. Orasının kamulaştırılması, yıkılması ve bir kamu eliyle oranın tekrardan ayağa kaldırılması da olmaz. Bizim düşüncemiz kamunun buraya gelecek olan yatırım ve yatırımcıların önünü açacağına, kolaylık sağlayacağına dair bir irade ortaya koyması yeterlidir. Daha sonrasında buradaki dönüşümü buraya inanan sermaye ve vizyon sahibi sermaye, eğer ki oraya yatırım yapma gereği duyarsa, gereği değil ama yatırım yapılabilecek bir değer olarak görürse dönüşüm ve değişim bu şekilde başlayacaktır diye düşünüyoruz. Kısaca böyle özetlemeye çalışabilirim size. Arkadaşlarıma, çalışan arkadaşlarıma, emek veren arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugüne kadar bu bölgeyle ilgili somut bir şey ortaya koydular. Çok da ilgi çekti. İnşallah amacına ulaşır. Sonuç itibariyle ülkelerin çeşitli kaynakları var. Kimi ülkenin petrolü var, kimi ülkenin altını var, kimi ülkenin gazı var vesaire. Bizim de bence bu bir kaynaktır, bir doğal kaynaktır. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu güzel bir bölgedir, oluşumdur. Hem görüntü itibariyle UNESCO değeridir. Hem burada bir termal turizm, sıcak su, sağlık turizm potansiyeli vardır. Hem tarih potansiyeli var, hem uçuş turizmi potansiyeli var. Bütün bunlar bir araya gelmiş böyle değerli bir bölgenin atıl kalmaması, şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katılması gerektiğini düşünerek bu konu üzerine böyle bir somut proje ortaya çıkardık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da alabilirim. Atladığım şeyler de olabilir. Soru cevap esnasında aklıma gelirse onları da sizlere aktarmak isterim. Az önce onu da bahsetmeye çalıştım. Yani bizim de sonuç itibariyle enerjimiz, vaktimiz ve maddi kaynağımız da bir sivil toplum kuruluşu olarak bir noktaya kadar olabiliyor. Şimdi dediğiniz çok doğru. Yani inanç turizmi, sağlık turizmi veya işte bahsetmiş olduğunuz Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Denizli'ye gelip de 3-5 gün, bir hafta ailesiyle
evlerde bu banyo dediğimiz pansiyonlarda kaplıcalar niyetine gelen bir turist potansiyeli ve bir profili de var. Ama işte bütün bunların hepsini bir arada ele alabilmek bir sivil toplum kuruluşu için çok zor bir şey. Biz somut bir şey ortaya koyabilelim, bir konuya konsantre olalım diye buraya şey yaptık. Ama dediklerinizin hepsi doğru. Yani zaten Pamukkale'yi sadece bu köy ölçeğinde değerlendirmek çok yanlış olur. Bu köyü siz geliştirdiniz, Pamukkale turizm patladı, böyle bir şey de yok. Bu bunun bir tek bacağı. Ama kilise ön plana çıkarılmalı. İşte ne bileyim bu gelen dediğiniz 250 bin diye telaffuz ettiğiniz o turist profilinin daha katma değerli ve daha böyle orada mutlu ayrılabilmesi için gereken şeyler neler yapılması gerektiğini ben bilmiyorum. Ancak onunla ilgili tamamen konusu bu olan derneklerimiz de var. Biz onlarla da birer paydaş olarak birlikte çalışmak isteriz. Yani maksat bizim burada üzüm yemek. O bölgemizin şehrimize katma değerli bir bölge haline dönüşebilmesi için gereken neyse her türlü fikre, akla biz açığız. Elimizden gelen katkı ve neyse kaynağımız neyse de bunları kullanmaya, birlikte hareket etmeye açığız. Arkadaşa katılır denen turizm bölgesi ama altta diyelim ki bir adam 5-6 metrekarelerin bir içeri bir başlık alkolü bölge olmadığı bir cinsin yok. Yok böyle bir şey. Ama gel gör ki biz yurt dışından 4 milyar dolarlık alkol alıyoruz. 1.2 milyar dolarlık alkol satıyoruz. Biz mesela Çalık'a İskoçya'ya rakip olabiliriz. Ama önümüzde böyle yasal engeller var. Mesela turizme ve bu turizme katkı yapamıyoruz. Çok doğru. Çok doğru maalesef. Yani şimdi Türkiye'nin bu politikaları, bu benim de müdahale edebileceğim şu anda bir şey değil. Çok büyük bir turizm ve gelir potansiyeli ihtiva ediyor aslında dediğiniz konular. Türkiye'deki üretilen litre anlamındaki şarapın çok büyük bir kısmı bizim bölgelerimizde üretiliyor. Hatta Türkiye'de bildiğimiz o markaların dökme olarak buradan şaraplarını alıp kendileri bunları markaları adı altında şişeleyip veya fason ürettirip bunları farklı yerlerde çok daha katma değerli şekilde satılıyor. İhracat noktasında da çok zayıfız. Hatta ben daha da düşük rakamlar diyebiliyorum. Bunlar tabii ki Türkiye'nin çok büyük gelir elde edebileceği yerler. Hem satış anlamında hem de buraya gelen turistleri ağırlarken onlardan daha fazla gelir elde edebilme anlamında büyük potansiyel ihtiva eden turizm şekilleri, metotları. Ama onları şu anda bizim degiyet olarak bir öneri çözüm sunmamız zor. Bu tabii ki bir formülü bunun yok. Çünkü iş dünyasında bir iş insanı yatırım yaparken mutlaka matematiksel olarak bir fizibilite yapar. Hesabını kitabını yapar ama bir de şey vardır. Hissiyat vardır. Yani bir şey hissedersin, açıklayamazsın, burası tutacak dersin. Ben bunları da harmanlayarak, biz bunları da yaptık bu arada. Hem bir otel, kaç odalı Caydar'ım? 50 odalı bir örnek otel fizibilitesi çalıştık GEKA ile bu proje özelinde. Bir de restoran değil mi? Restoran ve mağaza. Örnek fizibilite projeleri çalıştık. 4 sene gibi bir süre içerisinde yapılan yatırımın kendisini geri ödeyeceği ile ilgili bir hesap çıktı. Ama tabii ki ülkenin, dünyanın konjektörü çok iyi gider. Bu 3 seneye düşer, 2 seneye düşer. Kötü gider 6 seneye çıkar. Ama sonuç itibariyle buraya yatırım yapan insanın zarar etmeyeceği ve bir turizm yatırımında 4 senelik geri ödeme süresi de müthiş bir süre döviz bazında. Yani bu herhangi bir iş insanının herhangi bir konuda yaptığı yatırım 4 senede kendisini geri ödüyorsa bu da çok kısa ve güzel bir süredir. Yatırım için caziptir. Tamamlanması derken şöyle, benim öngörümü söyleyeyim. Oraya bir iki tane böyle bilindik bir marka değeri olan veya Türkiye'de zincir olan bir restoran veya kafe, işte Denizli'de de örneklerini biliyoruz, isim vermeyeyim şimdi ticari isim ama bunların benzeri birkaç restoran veya işletme oraya açıldığı takdirde eğer bu işletmeler buraya geliyorsa burada bir şey vardır, bir şey olacaktır dalgasıyla ardı sıra oraya yatırımcıların ben geleceğini tahmin ediyorum. Orada birkaç tane böyle güzel, nezih bir butik otelin açılması, oraya farklı müşteri profilini, yani biraz önce Ahmet Bey'in bahsettiği profil değil ama biraz daha İstanbul, İzmir, daha fazla böyle para harcama kabiliyeti ve potansiyeli olan profili de çekebileceğini düşünüyorum. Bu dönüşüm bir çorap söküğü gibi gider ama
bir kıvılcım yakmak, bir yerden başlatabilmek lazım. Bizim zaten bütün amacımız bu kıvılcımı yakabilmek. Bir iki tane böyle ciddi yatırımcının buraya yatırım yapmasına vesile olabilirsek, gerisi kendiliğinden bence gelir diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Öngörüm bu.